Üçüncü bölümle karşınızdayım. Değerli yazar Mustafa Uçurma, buradan sevgiler ve saygılar dile, selamlar. Videoyu izleyen herkese selamlar. Bir umut yolculuğu benimki. Demir raylar üzerinde yürümeye çalışırdım çocukken. Evimizin arkası fabrika. Fabrikanın yanında demir ray. Rayların üzerinde yürümeye çalışırdım. Kulağıma raylara dayayıp tren geliyor mu diye saatlerce beklerdim. Sonradan yolcusuz tren gelirdi, yük trenleri. Trenle yarışlar yapardım ve kazanan ben olurdum. Tren bizim oraya gelince yavaşlardı. Çünkü yavaşlamış da olsa bir treni geçmek bana tarifsiz mutluluk verirdi. Cebimde misket. Koşardım sonra oyuna. Ne çok isterdim bu trenlerin bir yolcu treni olmasını. Durup yolun kenarına, yolculara el sallamak. Gidenleri bir bir göndermek. Ne çok isterdim bu trenlerin bir yolcu treni olmasını ya. Durun yolun kenarına, yolculara el sallamak. Gidenleri bir bir göndermek. Yolcu trenleri uzaktan geçerdi ya. Daha uzun, daha süslü trenler. Annemden habersiz giderdim oraya. Kollarım yorulana kadar el sallardım. Bana da el sallayanlar olurdu. Ah, ne saadet. Bir gidişin verdiğim son ellerle dindirmeye çalışırdım. Hiç tanıdığım olmasa da trende gitmek bir hüznün başlangıcıydı. Bende kolum kırıldı sanki. Kolum kanadın kırık derler ya, öyle işte. Kalmak da böyle bir acı verilmiş insana. Ya bunu da öğrendim. Her köşe başını bir umutla dönsem de çıkmaz sokakta kalıyorum. Çıkmaz sokaklar vardı doğumun mahallesinde. Her oyunda oraya saklanırdım ve hemen bulurlardı ya beni. O zamandan beri saktım gizlim olmasın diye. Meydanda kaldım hep. İstilaya hazır bir oldum. Her kuşatmada savunmasız kaldım. Bir de tedirgin halim vardır benim. Yo, kendim için değil. Karşımdaki için titrek durur bedenim. Karşımdaki için. Kendimden geçtim derim sık sık. Kendim kalsın şöyle bir köşede. Ben yerle bir olacaksam. Daha karşımdaki ayakta kalsın. Ben kaybedeceksem de girdiğim her savaşı karşımdaki zafer üstüne zafer olsun. Kazansın kazansın ya. Eksik cümlelerde bırakıyorum ya. Sonunu kimsenin tamamlayamayacağı. İçimde deminip duran cümleler bırakıyorum. Sanki bir uyuşma var. Yani parmak uçlarımdan başlayayım. Her yanımı saracak az sonra. Beni yere sürecek bir uyuşma. Tuhaf bir hal bu. İstemesem de özlerim. Direnmeye çalışsa da olmuyor. El sallıyor içimden bir el. Ben de bir yolculuğa çıksaydım diye. Yeah.
hesapsız, plansız bir yolculuk arzumu hissediyorum. Gözlerim kapanmaya devam ediyor. Ben düşüyorum yola, göz açıp kapayıncaya kadar ulaşıyorum menzile. Her yer ışıl ışıl. Evet, burası arzuladığım cennet. Onlarca kapı var karşımda. Hangisinden girsem diye düşünürken bir ses, bütün kapılar aynı yere çıkar. Burada diyor. Giriyorum en yakın kapıdan. Dünyaya girer gibi. İçimde tarifsiz bir mutluluk. Gözlerimi açamıyorum. Biliyorum ben de değilim. Artık içimdeki bütün yabani kuşlar havalanıyor. Pırıl pırıl oluyorum. Oluyor. İçim dışım. Şehirde yeni bir rüzgar. 9. bölümün sonuna denk geliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Like'larınızı, yorumlarınızı mutlaka ve mutlaka bekliyorum. Esirgemeyin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Bir yere ayrılmayın. 10. bölüm tanıtım geliyor. Çoğalıyor sesim konuştukça. Bir sonraki bölümün başlık çerçevesi. En içli sesimle konuşmak istiyorum. Aklımdan ne geçerse, dilime ne düşerse, rüzgar kulağıma neyi fısıldarsa öyle konuşmak istiyorum. Akşam olsa ve bütün şarkılar sussa, kimsenin hikayesi kandil gibi asılı durmasa gökte, kuşlar kanatlarını en sessiz şekilde çırpsa, deniz dalgalarını en yumuşak haliyle gönderse sahile, sussa kainat, çakıl taşları ayağıma takılmasa, ben en içli sesimle konuşsam dünyanın ortasına, yıldızlar dursa, sular durursa, sesimin yankısı dalga dalga dağılsa dünyanın dört bir yanına, çılgınlığımın haddi yok artık, köklerimden ayrıldım, kaybolan bir hazinenin ardına düştüm, her yer sessiz, güneş kayboldukça sarardı her yan. En acı sesimle konuşmak istiyorum. Ah kalbim. Bir sözle yere serileceksin. Bir sözle eriyeceksin. Tozlara beleneceksin. Balkonda yalnız kalmış bir çiçek gibi hüznünü kendine dinleteceksin. En çocuk sesimle konuşacağım. En yavrum sesimle konuşacağım. Bir destan gibi konuşacağım. Yakında. Hayalim, anılarım.